Rahmetli Demirel siyaset yasağının kaldırılması için yapılan referandumda ilk mitingini Samsun'un Bafra ilçesinde yapmış ve orada "Nerede kalmıştık?" demişti. AK Parti'de 1 Kasım gecesi alınan seçim sonuçlarından sonra "Nerede kalmıştık?" diyerek tazelenmiş bir heyecanla yola devam edecek. Her şerde bir hayır vardır ya, 7 Haziran seçimleri de AK Parti için öyle olmuştur. Hem parti içi hem de parti dışındaki bir takım odakların hamlelerini görme fırsatı bulmuştur. Bu açıdan AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönüşü daha çabuk ve sıkıntısız gerçekleşecektir. Çünkü millet bu isteğini sandıkta ortaya koymuştur. Dünyanın hiçbir ülkesinde 13 yıldır iktidarda bulunan bir parti oylarını böylesine yükselterek hükümette kalmamış, yine dünyanın hiçbir ülkesinde de muhalefetin böylesine bir hezimeti görülmemiştir. Bu tabloya iyice bakmak ve milletin ne demek istediğini anlamak gerekir. Dünkü yazımda 1 Kasım seçim sonuçlarından hem AK Parti'nin hem de muhalefet partilerinin dersler çıkarması gerektiğini yazmıştım. Muhalefet bir öz eleştiri mekanizmasını çalıştırıp "biz nerede hata yaptık" diyebilmelidir. İktidarın alacağı derste öncelik, ekonomik istikrarla birlikte demokrasiyi geliştirecek adımların geciktirilmeden atılmasıdır. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen sürede Türkiye büyük kayıplar yaşamıştır. İktidar hariçten gazel okuyan yabancı basının ne yazdığıyla meşgul olmak yerine "nerede kalmıştık" diyerek enerjisini bu kaybı telafi edecek önlemler için harcamalıdır. Millet iktidardan bunu bekliyor.